bu topraklara bir gün su gelir mi diye bekler ve o suyun gelişi ona nasip olur. Onun hizmetlerinin içerisine nasip olur ve o da bundan güç alarak ben bu topraklara hizmetkar olmak için geldim diyen yazan belediye başkanımız Sayın Nevzat Öztürk geliyor. Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Kaymakamım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın DAP Daire Başkanım, Sayın Şeker Kurulu Daire Başkanım, çok kıymetli abim Doğanşehir Belediye Başkanım, yine Battalgazi Belediye Başkan Yardımcımız, Ziraat Fakültesi Dekanımız, DSİ Şube Müdürümüz, Tarım İl Müdürümüz, Esnaf Odaları Başkanımız, yine grup başkanımız Sayın Müftüm, Ticaret Borsası Başkanımız ve yine Büyükşehir Tarım Daire Başkanımız, Şeker Fabrikası Müdürümüz, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürümüz, değerli başkanımız, Akçadağ Belediye Başkanımız ve Darende değerli belediye başkanımız, kıymetli Hazirun değerli protokol, kusura bakmayın isimlerini sayamadığım protokol, kusura bakmasınlar. Ve mahalle muhtarlarımız, çok kıymetli cefakar, vefakar çiftçilerimiz, üreticilerimiz. Sizleri böylesi bir anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yazan Belediyesi DAP Daire Başkanlığı ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz tarım makineleri açılışı, tarla günü ve kültürel etkinlikler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli Hazirun, biraz önce Necdet Bey ifade etti. Yıllardır, 10 yıllardır beklediğimiz Yazıhan Ovası'nın suyla buluşması bizim hasretimizdi. 2 yıl oldu, Yazıhan Ovası suyla buluştu. Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Ve bu konuda büyük destekleri olan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Ve ayrıca Sayın Genel Başkan Yardımcımız, siyasi olarak hiçbir zaman Malatya'nın projelerini yalnız bırakmadı ve aynı zamanda Yazıhan'ı da hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman desteklerini sundu. Ben kendilerine hasreten teşekkür ediyorum. Tabii Yazıhan Ovası Türkiye'nin sayılı ovaları arasında. Geçmişte rüzgarlı havalarda sarı saplar, kuru otlar adeta havada dans ederdi. Ama şu anda fıskiyeler su fışkırıyor ve toprağın örtüsü yeşilliklerle adeta bereket kokuyor. Bu konuda biz mutluyuz, sevinçliyiz. Şimdi ise modern sulama sistemleriyle ve yaptığımız tarımsal çalışmalarda adeta Yazıhan bereket kokuyor. Şimdi DAP Daire Başkanımız aramızda, kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Biz baharın ilk günlerinde 31 seçim, Mart seçimlerinden sonra Tarım İl Müdürümüzle Erzurum'da DAP Daire Başkanımızı ziyaret ettik. Ve böyle bir projemizin olduğunu söyledik. Sağ olsun DAP Daire Başkanı Adnan Bey bizlere bu konuda destek verdi. Haseten Adnan Demir'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bir alkış bekliyorum. Ve aynı zamanda Şeker Kurulu Daire Başkanımız, hemşerimiz Mehmet Hasdemir
Bey'e de ayrıca desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve ilk günden bugüne kadar her konuda bizlere destek veren Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca DSİ Genel Müdürümüze, DSİ Bölge Müdürümüze, DSİ Şube Müdürümüze ve çalışanlarına hakikaten büyük emekleri var. Baş mühendislerine özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve en büyük teşekkürümüz tabii ki alın teriyle, cefasıyla, emeğiyle bölgemizin üretimine katkı sunan çiftçi kardeşlerime sunuyorum. Ben onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Dünyadaki gelişmeler, toplumsal dinamikler, yeni kuşaklar, yerel yönetimlerden beklentileri ve sorumlulukları artırmıştır. Ayrıca nüfustaki artış ve son dönemlerdeki büyük şehirlerin de çoğalmasıyla beraber bu beklentiler üst noktalara tırmanmıştır. Geniş anlamda baktığımız zaman üretimin büyümeye, büyümenin kalkınmaya, kalkınmanın gelişmeye dönüştüğü bir süreci yaşamaktayız. Bu nedenle bütün üretim alanlarından tarım, sanayi, teknoloji, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve nice hizmetler dolayısıyla belediyelerin yükleri artmıştır. Bu saydığımız hizmetler belediyelerden beklenir olmuştur. 2004 yılında yerel kalkınma, 2009 yılında işimiz hizmet, gücümüz millet. 2014 yılında daima hizmet, daima millet. 2019 yılında tevazu, samimiyet ve gayret ile memleket işi, gönül işi diyen bir liderin neferleriyiz ve bu doğrultuda hizmet yapan hizmetkarlarız. Ve bu sloganlar her zaman yerel yönetimler için rehber olmuştur. Bizler de bu hedefler çerçevesinde klasik belediyeciliğin geride bırakarak vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu şevk ve heyecanla 2019 seçimlerinden sonra aldığımız destekler, DAP İdaresi Başkanlığı Tarımsal Makineler, DAP İdaresi Daire Başkanı yine bize vermiş olduğu destekle Ansır mağaralarının ihalesini yaptık. Bu projemizi inşallah önümüzdeki hafta başlatacağız. Ve bu arada Sayın Valimizin, hakikaten kısa dönemde Malatya'mıza atanan Sayın Valimizin bizim projelerimize, yazandaki projelere, hayvancılık ihtisas organizeye, seracılık ihtisas organizeye ve yine buradaki altyapı ve fizibilite raporlarının, projelerinin hazırlanması konusunda büyük desteklerini görüyoruz. Ben Sayın Valime burada çok teşekkür ediyorum. Kıymetli protokol, değerli yazanlı üretici kardeşlerim, tarımsal üretim süreci çok zor ve meşakkatli bir süreç. Çünkü çok yağmur yağar, problem olur. Az yağar, sorun olur. Soğuk olur, problem olur. Sıcak olur, sorun olur. Ancak tarımdaki kazancın en helal kazanç olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın geçmişte yapmış olduğu yerel yönetimlerdeki yöneticiliği de örnek alarak her alanda işte çalışma yapıyoruz. Bizim tabii ki Yazıhan Tarım ve Hayvancılık ilçesi bu konulardaki çalışmalarımızı geriye bırakamazdık, öteleyemezdik. Boztepe Recai Kutan Barajı aktif olmadan önce benim toprağım Yazıhan temalı çalışmayı 2016 yılında belediyemizin öncülüğünde başlattık. Bu konuda Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Büyükşehir Tarım Daire Başkanlığı, Meyvecilik Araştırma, Devlet Su İşleri ve tarımla uğraşan bütün kurumların desteklerini yanımızda gördük. Yaklaşık bir yıl boyunca bütün özellikleri öne çıkardık. Ne ekilir, ne biçilir, ne dikilir yazanda hangi ürünlerden verim alınır bu çalışmaları yaptık. Çiftçilerimizle buluştuk, çalıştaylar yaptık. Allah'ıma hamdolsun,
bugün Yazıhan'ın Münbit topraklarında eğer gerçekten ağaçlar dikilmiyorsa, engebeli yerlerde, meyilli yerlerde dikiliyorsa bunun mükafatını almış oluyoruz. İşte bugün Yazıhan'ımızda bu çalışmaların mükafatını siz değerli protokolün şahitliğinde hep beraber yaşıyoruz. Bir taraftan 30 bin dönümün üzerinde 200 bin tonu bulan şeker pancarı hasadını başlatmak için bir aradayız. Diğer taraftan DAEP Dairesi Başkanlığı tarafından Yazıhan'daki çiftçilerimize destek ve Yazıhan'da bitkisel üretimin yaygınlaştırılması projesi dolayısıyla alınan modern tarım makinelerinin açılışını yapmak için bir aradayız. Bu makineler sizlere ve çiftçilerimize her konuda yardım sağlayacak. Örnek vereyim, pancar söküm 2018'de dekar başına 150-200 TL arasındaydı. 2019'da bizim sözleşme yaptığımız çiftçilerle 160 TL sabitlemiş durumdayız. 10 adet söküm makinesiyle sahada olacağız. Fiyat ayarlamasında ciddi bir denge sağladığımızı umuyoruz. Ve makina parkımızı da affınıza sığınarak burada söylemek istiyorum. Pancar sökme çift sıralı 5 adet, pancar sökme tek sıralı 5 adet, pneumatik pancar ekimi 1 adet, 7 sıralı pancar ekim mimzeri 10 adet, silaj paketleme 500 kilogram paketli 1 adet, çift sıralı silaj biçme 2 adet, taş kırma 1 adet, anız ekimi 1 adet, katıl gübre dağıtım remorku 1 adet, silaj remorku 4 adet. Malatya'da bu anlamda Malatya'da tarımsal sanayi ile ilgilenen iş adamlarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Gerçekten tarım olmazsa olmazımız. Doğduğumuz yerde kalmamız için doymamız gerekiyor. İşte biz tarım ilçesiyiz. Bizim ülkemizin en büyük sosyal olgusu bu konuda tarıma önem vermemiz gerekiyor ve tarımsal sanayiye de önem vermemiz gerekiyor. Bu anlamda Yazıhan'da tarımsal sanayiye yatırım yapmak isteyen herkese her konuda yardımcı olacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi'nin bütün işlemleri tamam. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle Tarım Bakanımızı ziyaret ettiğimizde bunun kaynağını herhalde elde ederiz diye düşünüyorum. Yine topraksız sera organize sanayi bölgemiz kesinleşti. Bunun müteşebbisi ve yönetimi oluşturulacak. Bu konuda yine Sayın Valimizden, Genel Başkan Yardımcımızdan ve Bakanımızdan, diğer milletvekillerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Değerli üreticilerimiz, affınıza sığınarak bir konuyu daha bahsedip sözlerime son vereceğim. Sizlere çok ama çok önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Belediye olarak yaptığımız tarımsal faaliyetlerde her zaman benim toprağım Yazıhan düşüncesiyle yola çıktık. Bu güzelim toprağı bir karış çoğaltma imkanımız yok. Öyleyse toprağımıza sahip çıkmamız lazım, kıymetini bilmemiz lazım. İnanın bu sulama tavrıyla birkaç yıl sonra verim alma şansımız kalmayacak. Özellikle altını çiziyorum. Toprak sahibi kardeşim, kendi toprağımı bile ben kendim işliyorum. Allah aşkına sen de kendin işle. Sonra vah tuh para etmeyecektir. Anadolu medeniyetleri toprağı ana olarak bilmiştir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizi besleyecek, doyuracak olan bu topraktır. Toprak işleyenin, su kullananındır atasözünü hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ve ayrıca destanlara, mitolojilere, hikayelere konu olan, şiirlere konu olan asrın en önemli unsuru olan su gibi aziz oldan ders alarak suyumuza sahip çıkalım. Suyu olmayan barajın bize faydası yok. Bu çağda suyla buluşmayan toprağın da bize faydası yok. Çok su verip çoraklaştıracağımız toprağın yerine
Toprağın yine bize faydası yok. O halde içme suyunu nasıl tasarruflu kullanıyorsak Allah aşkına sulama suyunu da öyle kullanalım. Meyilli arazilerde, derelerde oluk oluk Boztepe Barajı'nın atık suları akıyor. Bu akan sular bizim de içimizi yakıyor. Barajımızdaki seviye dip noktalara geldi. Özellikle çiftçi kardeşlerimden istirham ediyorum. İnşallah bu sene akıllı vanalar takılacak. Onlar geldi, suyumuzu tasarruflu kullanacağız. Ama 2019 yılı gibi bereketli yağan bir yağmur, bir kar her zaman görmemiz mümkün değil. Ve bu anlamda bu tarım günümüzün açılışını biraz sonra yapacağımız tarım makinelerimizin, tarla günümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta protokol olmak üzere buraya kadar teşrif eden gelen, başta Sayın Valimize, Genel Başkan Yardımcımıza ve değerli kurum amirlerine, genel müdürlerimize, daire başkanlarımıza, çok kıymetli çiftçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Hasadımız bol bereketli olsun. Cenab-ı Allah çalışmalarda kaza bela vermesin. Hepinizi bu duygularla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Başkanımıza